Evet, Sayın Basın Mensupları, Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve beraberindeki değerli heyetiyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tabii hepiniz biliyorsunuz, Kıbrıs Türk halkı 1878'den beri bu topraklarda bir varoluş mücadelesi veriyor. Bu İngiliz sömürge idaresi döneminde de devam etti. 1960-63 arasındaki kısa Kıbrıs Cumhuriyeti deneyimi döneminde de devam etti. 63-74 arası çok zor günlerde varoluş mücadelesini Kıbrıs Türk halkı sürdürdü. 20 Temmuz bu varoluş mücadelesi açısından çok önemli tarihlerden biridir elbette. Çünkü 20 Temmuz 15 Temmuz'un hemen arkasıdır ve bir faşist darbenin üzerine Kıbrıs Türk halkının varoluşuna ilişkin endişelerinin en arttığı dönemde, fiziken de yok olma riski altında olduğu bir dönemde gerçekleşmiştir 20 Temmuz. Bu anlamda bizim varoluş mücadelemizin çok önemli adımlarından biridir. Bu dönemde Sayın Genel Başkan ve heyeti adamızı ziyaret ediyor ve bu görüşmeleri biz de gerçekleştirdik. Tabii Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi devam ediyor ve sıkıntılı koşullar ortadan kalkmış değil bizler açısından. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok ciddi bir nüfus meselesi var karşımızda. Nüfus politikasızlığı meselesi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mülkiyet rejiminin öngörülebilirliği ciddi şekilde sarsılmış durumda. Kıbrıs'ın liderliğinin hukuku ve mülkiyeti siyasetin enstrümanı haline getirme çabaları sonucunda. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı varoluşunu sürdürmek açısından maalesef hala sıkıntılar içerisinde ve çocuklarımız göç etmesin, tırnaklarını bu topraklara geçirsin diye halk olarak mücadelemiz devam ediyor ve Kıbrıs Türk halkının bu mücadelesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin pozisyonu da her zaman net oldu. Bu varoluş mücadelesinin öncüsü olan bir partiyiz biz ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili de çok net duruşu olan bir partiyiz. Cumhuriyetçi Türk Partisi bugün de Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili tek gerçekçi yolun iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğu bilgisiyle hareket ediyor. Ama bu bilgiye sahip olan parti olarak geçmiş tecrübelerden de dersler çıkararak devam ediyor. Ve Birleşmiş Milletler yetkililerine şunu söylüyor. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği pazarlık konusu değildir. Bir müzakere masası kurulacaksa siyasi eşitlik onun öncesinde kabul edilmesi gereken bir şeydir. Biz yıllar boyunca gene masada dirsek çürütmek istemiyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Dolayısıyla takvimli, sonuç odaklı bir görüşme istiyoruz. Ve gene Kıbrıs'ın liderliği masadan bir biçimde kaçarsa bugünkü statikoya dönüşü de kabul etmiyoruz. Bu noktada Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin görüşleri açık. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yetkililerle, elbette Sosyalist Enternasyonel'den kardeş partimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile yoğun diyalog içerisinde olmak, karşılıklı görüş alışverişi içerisinde olmak istiyor. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi, Türkiye ile ilişkilerin doğru zeminde en iyi ilişkiler olması gerektiğini düşünen bir parti ve çözümden, barıştan yana, diyalogtan her zaman yana olan bir parti. Bu düşüncelerle bir kez daha 20 Temmuz münasebetiyle Sayın Özgür Özel ile Sayın Genel Başkanlar ve heyetiyle bir araya gelmekten duyduğumuz mutluluğu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Daha önce kendilerinin davetlerine Ankara'da bulunduk. Onun için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sayın basın mensupları, hepinize günaydınlar. Bugün çok güzel bir güne uyandık. Kıbrıs'tayız, kardeş vatanımızdayız. Türkiye'den buraya sımsıcak selamlar getirdik Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyelerinden. Bundan 50 yıl önce Kıbrıs çok zor günler geçiriyordu ve mezalimin durdurulması için barışa ihtiyaç vardı. Partimizin 3. Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit, adaya barışı getirmek üzere harekete geçtiklerini müjdeledi ve yok edilmek istenen Kıbrıs'taki Türk toplumu için 50 yıl önce çok anlamlı, çok önemli bir harekat gerçekleştirildi. Harekat hedeflenen sınırlarında durmasıyla, adanın tümünün
ilhak edilmemesiyle, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmamasıyla ve birinci harekatla ikinci harekat arasında dahi diplomasiye çok uzun süre alan açılmasıyla, ikinci harekattaki siyasi ve askeri hedeflere ulaşıldıktan sonra bugüne kadarki sınırların 50 yıldır korunmasıyla birlikte barışçıl bir harekat olduğu apaçık ortada. 50 yılda müzakereler sürdü, soruna kalıcı çözüm arayışları oldu. Orada Kıbrıs Türklerinin bir bütün olarak süreç içinde müzakereler içinde doğrular olmuştur, yanlışlar olmuştur. Ama Kıbrıs Türkleri hep çözüm isteyen, hep müzakereden yana olan, hep masada olan taraf oldu. Ama teker teker tarih tarih örneklerini sıralamayacağız. Ama çözüme çok yaklaşıldığı zamanlarda da, çözümün imkansızlaştığı zamanlarda da Rum tarafının tavrı hep bizler açısından hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Annan planına hayır dedikten sonra Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin kabulü bugünkü çıkmazı ortaya çıkarmış durumdadır. Bugün Kıbrıs'ta 50. yılda birbirimizi gördüğümüz için yüzler gülmektedir. Ama Kıbrıs'ta vatandaşların yüzleri gülmemektedir. Çok sayıda sorun vardır. Ticarette sorun vardır. Kişi başına düşen milli gelirde sorun vardır. Seyahatte sorun vardır. Sporcuların müsabakalara katılmasında sorun vardır. Hatta ve hatta geçmişte en iyi giden Kıbrıs turizminde dahi şu anda ciddi sıkıntılar vardır. Eğitimde, üniversitelerde ciddi sıkıntılar vardır. Bu sorunların hepsine birden çözüm istenmektedir. Bu noktada Kıbrıs Türklerinin iradesine bakıldığında da herkes bu durumdan, bu yaşanan durumdan bir an önce çıkılmasını istemektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye için Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi olan bir partiyiz ve bunun için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi bizim Sosyalist Enternasyonel'deki kardeş partimiz. Geçen sefer geldiğimizde de ziyaret ettik. Kendilerinin iade ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduk. Bugün de resmi temaslarımıza yine Sayın Erhürman'ın genel başkanı olduğu CTP ile başladık. Karşılıklı ilişkilerimizin gitgide iyiye gittiğini ve bu iki kardeş partinin de kendi ülkelerinde de güçlendiklerini ve ilerleyen zamanlarda hem partilerimiz için hem ülkelerimiz için çok daha iyi günlerin gelmesi için birlikte çalışma kararlılığında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün Kıbrıs'taki önceki dönemlerde görev yapmış tüm cumhurbaşkanlarımıza, bugün ve yarın tüm siyasi partilere, meclis başkanına, cumhurbaşkanına, başbakana, dışişleri bakanına resmi ziyaretlerde bulunacağız. 50. yıl dolayısıyla burada olmanın önemini biliyoruz. Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahipleniyoruz. Ve Kıbrıs halkının çözüme yönelik olan iradesinin her zaman arkasında olduk. Bundan sonra da arkasında olacağız. Bugünkü ziyaretlerimizde, heyetimizde, daha önce partimizde genel başkanlık yapmış 3 sayın genel başkanımız Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın bizlere eşlik ediyor olacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın altında imzası olan Cumhuriyet Halk Partili yaşayan iki bakandan bir tanesi bugün bizimle birlikte ve Sayın Önder Sav heyetimize eşlik ediyor olacak. 50 yıl önce olduğu gibi 50 yıl sonra da barışı savunuyoruz. Kıbrıs Türklerinin mutluluğunu savunuyoruz. İyi bir yaşam sürmelerini, özgür olmalarını savunuyoruz. Bu arada 50. yıl dolayısıyla hem Türkiye'deki normalleşme sürecine de dahil olması gereken bir noktayı ifade etmek isterim ki, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, sadece geçmişte yapılmış sosyal medya paylaşımları ya da bir takım düşünce beyanları yüzünden bazı kişiler, bazen yanlarında küçük çocukları olduğu halde bile
Türkiye'ye indiklerinde Türkiye'ye kabul edilmiyorlar. Şimdiye kadar Kıbrıslı 18 Kıbrıs vatandaşının başına gelen bu durumla ilgili rakamları 100 ile anılan bir kara liste olduğu söyleniyor. Ben ya Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu yarın da söyleyeceğim. 50. yılda temiz bir sayfa açmanın, kin gütmeyi bırakmanın ve hukuk dışı bir takım uygulamaların hiç yeri yoktur. Ve bu uygulamadan bir an önce dönülmelidir. Çünkü belki 18 kişi bu uygulamaya muhatap olmuştur ama binlerce kişi acaba ben de gidersem bu durumla karşılaşır mıyım diye Türkiye'ye seyahatten endişe etmektedir. Ve yine binlerce kişi de özgür düşüncelerini açıklarken acaba ben de böyle bir görünmez cezaya çarptırır mıyım, kara listeye girer miyim diye özgür düşüncelerini ifade etmekten endişe etmektedirler. Bu konunun da artık yarından itibaren geride bırakılan bir süreç olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir kez daha Sayın Erhürman'a ve tüm ekibine sıcak misafirperverlikleri için dünden itibaren partimize gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyoruz. Kardeş partimizi en kardeşçe duygularla selamlıyoruz. Bütün Kıbrıs'ı 50. yılda bir kez daha Türkiye'den büyük dayanışma duygularıyla ve geleceğe olan ümidimizle selamlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Hoca, soruma bir geçtiğimiz günlerde bir röportajınızda ifade ettiğiniz yurtta barış, adada barış söylemiyle ve çözüm ifadeleriyle işaret ettiğiniz şey Kıbrıs'ta bir federal çözüm modeli mi? Eğer öyleyse ikide bir çözüm modeli adada kalıcı barışı sağlamanın yegane yoludur ifadesini barındıran ve dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen meclis başkanlığı tezkeresinde partiniz vekilleri neden onay verdi? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Kıbrıs Türk'ünün evet demediği hiçbir şeye evet demeyiz. Bir kez bunun bilinmesi gerekir. İkincisi, biz her zaman müzakereden ve çözümden yanayız. Ama bu çözümün adı bugünkü statüko göz önüne alındığında sizin yaptığınız tanımlama mıdır? Ki biraz önce Sayın Genel Başkan da söyledi. Biz bunun böyle olduğunu biliyoruz dedi. Bilmek geçmişteki müzakerelerden, atılan adımlardan, yaşanmışlıklardan çıkarılan sonuçtur. Bugün Kıbrıs Türkleri açısından bir hak kaybına sebebiyet verecek ya da Kıbrıs Türklerinin örneğin Türkiye'nin garantörlüğünün olmadığı bir durum, bundan geriye gidilmiş bir durumu biz son derece riskli görüyoruz. Ancak pek çok açıklama yapılıyor. Mesela iki toplumlu, iki devletli çözümden bahsediliyor. Ama bir yandan da garantörlük haklarının devamından bahsediliyor. Ve adadaki tüm hakların herkesin olmasından bahsediliyor. Çok fazla kavram çok iç içe geçmiş durumda. Dün 50. yılda mecliste ortaya konan ve meclis başkanı tarafından teklif edilen metne Cumhuriyet Halk Partisi metnin içinde Kıbrıs'ın egemenlik haklarına yapılan vurgulardan, Kıbrıs'la dayanışma duygularından ve metnin genelinde her bir satırına katılamazsınız. Çünkü Türkiye'deki bütün siyasi partileri düşünün, hepsinin birden altına imza atabileceği veya el kaldırabileceği bir muhteşem metni bir ortaya çıkarmak her zaman mümkün olmaz. 50. yılda dünyanın gözünün önünde de Kıbrıs meselesinde iktidar muhalefet ayrışmak da doğru bir yaklaşım olmaz. Şunu hatırlayın, 18 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü olarak toplandı ve kapalı oturumda iktidar muhalefete seslendi. Dedi ki, merak etmeyin, sorunun farkındayız, birkaç gün içinde gereği yapılacak dedi. O tutanaklar 10 yıl sonra açıklandı. Ama o sürede hiçbir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi o kapalı oturum bilgilerini paylaşmadı. Sonra 20 Temmuz günü Bülent Ecevit meclise bilgi verdi. Harekatla ilgili bir kapalı oturum yaptı. Ve o kapalı oturumun çıkışında o dönemin muhalefet lideri Süleyman Demirel, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi milli meseleler karşısında Türkiye'nin güçlüklerle, zor ve çetin sorunlarla karşı karşıya kaldığı zaman nasıl bir kalp gibi hareket edilmesi lazım geldiğinin
fırsatıyla karşı karşıyadır. Milli meseleler karşısında bütün iç çekişmeleri bir kenara atıp cihana, aleme karşı tek vücut halinde hareket ettiği takdirde bu aynı zamanda milletimizin de milli meseleler karşısında yek vücut olacağına işaret eder diyerek harekatı ve Bülent Ecevit'in ortaya koyduğu iradeyi tümüyle sahiplenmiştir. Bu Kıbrıs'ın arkasındaki en büyük güç olmuştur iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte olmak. Türkiye'de Kıbrıs üzerinden iç siyaset kavgası yapmak kolay. Bu zamanında çok yapıldı ama kimseye bir faydası olmadı. Biz Türkiye'de iktidarla muhalefetin müzakere de ettiği, mücadele de ettiği bir süreci yaşıyoruz. Biz Türkiye'deki tüm siyasi partilerin Kıbrıs'taki tüm siyasi partilerle görüşmesi gerektiğini de savunuyoruz. Benim bugün ve yarın ayırıp da görüşmediğim hiçbir siyasetçi yok. Herkesin görüşlerini dinlemem lazım. Ama örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni mutlaka dinlemesi gerekiyor. Görüşlerini dinlemesi gerekiyor. Çünkü ortak fikirler ortaya konmadan, özgürce tartışılmadan çözüme ulaşmak mümkün değildir. Bugünkü durumdan Kıbrıs'taki hiç kimse ve Türkiye'deki hiç kimse memnun değildir. Kıbrıs Türk'ü çok daha iyisini hak etmektedir. Bunun için de müzakere edilmelidir. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ı Kıbrıs'taki tüm partilerle görüşmeye ve Kıbrıs'ta her geçen gün gücü artan anketlerde güçlendiğini hep birlikte takip ettiğimiz CTP gibi bir partiyi mutlaka belki de bu ziyaretinde kabul edip görüşmeye ve bundan sonra diyalog zemini içinde olmaya davet ediyorum. Bu hepimizin faydasınadır. Böyle sürdürmek gerekiyor.